dedi kimileri. Dövize çevrilebilir mevduat. Benzer bir taktiktir. 1970'ten esinlenilmiştir dedi. Bir, bu doğru mu? İki, mal ve hizmetlerde enflasyonda değer kaybı beklemeli miyiz? Fiyat biraz daha inebilir mi? Bu enflasyonu 10 günde sürekli etiket değişti. Zam üstüne zam gördük. Bunlarda bir düşüş olabilir mi? En çok merak edilen ikinci soru da bu. En meşhuru ise zaten başta soracağım hocam. Türk lirasını kurtardık mı biz? Ya da kurtarıyor muyuz? Tam olarak ne yapıyoruz? Sayın Coşkun, biraz evvel Sayın Kuşoğlu'nun bahsettiği gibi tam olarak ne yapıyoruz sorusundan başlayayım müsaade ederseniz. Evet, buyurun hocam. AKP hükümetinin sürekli bir dizi yaptığı yanlışlıklar ve hatalar zincirine bir yenisini ilave ediyoruz. Şimdi bakın, önce faiz düşsün ve bir yaş düzeyine gelen bir sloganla ekonomiye müdahale edildi. Faiz sebeptir dogması inancı içinde. Ve buna bütün iktisatçılar, bütün bilim insanları böyle bir politikanın yanlış olduğu ve bunun neticesinde öncelikle Türkiye'nin risk primlerinin yükseleceği, Türkiye'nin daha riskli, daha kırılgan bir ülke olacağı ve ilk olarak da döviz kurunun yükseleceği ve bunun da enflasyonist bir baskı yaratacağını öne sürdüler, ilettiler. Gerçekten bunlar yaşandı. Malumunuz Eylül ayından sonra döviz kuru hareketlendi. Kur inanılmaz bir derecede Türk lirası değer yitirdi, dolar pahalılaştı. Bu sefer AKP hükümeti yeni bir söyleme geçti. Dediler ki bu zaten bizim amacımızdı. Biz rekabetçi kur bekliyorduk. Bu rekabetçi kur Çin modeli telaffuz edildi. Birdenbire şimdi bugünlerde hiç bahsedilmiyor. Evet. İşte ihracatımız artacak. İhracat artınca cari işlemler dengesi düzelecek. Türkiye 30 senedir bu deli gömleğini giyiyordu. İstikrar kazanacak, belirsizlikler ortadan kalkacak, istihdam artacak, yatırım artacak. Türkiye ihracata yönelik bir model uyguluyor. Siz bunu bilmezsiniz. 6 aya kadar her şey düzelecek, göreceksiniz dendi. Daha geçen haftaya kadar. Fakat bütün bunlara bir de dini semboller üzerinden, milli değerler üzerinden yeni açıklamalar gelince artık bu işin ciddi bir plan programa dayalı olmadığı herkes tarafından belli oldu. Ve geçen hafta başında döviz kurunda yepyeni bir rekor hafta sonu yaşandı. Türkiye bütün güvenilirliğini yitirmiş bir politikalara teslim olduğu gün açıklığıyla ortaya çıktı. Rüzgar ne taraftan esiyorsa ekonomi o tarafa savruluyor ve o yönde döviz kuru yükseliyorsa efendim bizim hedefimiz rekabetçi kur. Enflasyon yükseliyorsa biz bunu alt edeceğiz diye bir temenniler zinciri haline geldi. Şimdi bu yanlışlıklar ve hatalar zincirine çok maliyetli, çok yüksek riskli ve ekonominin bütün dengelerini tahrip etme pahasına yepyeni bir tasarım icat edildi. İşte dövize endeksli mevduat diyeceğiz. Şimdi cümleye bakın. Diyor ki mevduatın Türk lirası getirisi kurunun getirisinden daha az ise. Şimdi teknik sözleri bir tarafa bırakalım. Türk lirası getirisi ne demek? Faiz demek. Dolayısıyla mevduata verdiğiniz faizler eğer yeterli derecede yüksek değilse ben bunu hazine olarak üstleniyorum. Birazdan Sayın Bakan ayrıntıları açıklayacaktır ama bize ulaşan bilgiler işte vadeli mevduatın uzunluğuna göre 6 aylık 12 aylık göre farklı oranlarda bir destek olacak. Buradaki muazzam riski görmemek için hakikaten insanın gözlerinin kapalı olması lazım. Bankalar faiz tırnak içinde faizi düşürecekler. Ama piyasanın gerektirdiği bu yanlış ve saçma sapan para politikasının ima ettiği dengesizlik ve buradaki bütün risk, bütün bedeller hazine tarafından karşılanacak. Yani ileriki nesillere daha yüksek bütçe açıklarının yol açtığı enflasyon, bunun yarattığı iç borçlanma üzerinden kurgulanan bir borç yükü anında binmiş olacak. Bugünden yarına evet döviz kurunda bir düşüşme ve bu da nasıl bir manipülasyon ve spekülasyon sonucu olduğunu şu anda bilemiyoruz. Ama
ciddi anlamda kamu bankalarının spekülatif bir şekilde piyasaya müdahale ettiği ve bir nevi bir döviz kurunda düşüyor algısı yaratma operasyonunu sürdürdüğü izlenimi var. Bu çok enteresan. Hükümet aynı 12 Eylül generalleri gibi Atatürk değerleri ve Atatürkçülük sembolleri diye diye nasıl Atatürkçülüğün bağımsızlık, demokrasi, çağdaşlık, laiklik ilkeleri tahrip edildiyse bugün de hükümet sanki spekülatif saldırılara mücadele veriyorum, spekülasyona karşıyım deyip tam tersine spekülasyona Türkiye'yi olduğu gibi terk eden döviz kuru piyasasındaki spekülasyonların bütün riskini, bütün dolar riskini hazinenin üstlendiği yepyeni bir spekülatif modele geçti. Burada sıcak para değil, içerideki bütün yerli ve yabancı birikimler dolar spekülasyonunun kapislerine emanet edildi. Yani bu, o kadar bir sanki ben buna Alice Harikalar Diyarında diyorum. Hedef ve amaç spekülatif saldırıya karşı durmak, fakat uygulanan yöntemler o spekülatif saldırıyı daha da körükleyerek, daha da canlı tutarak bu spekülatif tahribatın deyim yerindeyse bir parçası olmak. Devlet eliyle bir spekülasyon şu anda özendiriliyor. Sonucu ne olur peki buradan, hocam? Şimdi bunun sonucu, bakın siz 1970'lerdeki dövize çevrilebilir mevduata referans verdiniz. Oradaki çılgınlık sabit kur rejimi altında Türk lirası mevduatlar Merkez Bankası garantisi altında döviz kazandırıcı mevduatlar olarak değiştirilmişti. Ve böyle bir olguya iktisatçılar ahlaki tehlike ediyorlar. Yani ahlaksızlık ama toplumsal anlamdaki ahlaksızlık değil, iktisadi anlamda tehlikeli bir ahlaksızlık. Tehlikeli. Bunun benzerini 2001 krizi hemen öncesinde yaşadık. 2001 krizi öncesinde de IMF destekli bir kur sepeti sabitlenmesi programı vardı. Diye okuyalım. Ve sermaye hareketleri serbestken hazine bütün bankaların ve bütün yerel şubelerinin alacağı dış borçlara garanti getirdi. Kur sabit. Borçlanın. Yeter ki borçlanın ve hazine garantisi neticesinde Türkiye muazzam bir dış borç stoku ve bunun yarattığı muazzam bir dolarizasyona sürüklendi. Bunu andırıyor. Yani teknik olarak aynı enstrüman kullanılmasa bile hazine diyor ki bankalara, siz faiz yarışına girmeyin, tırnak içerisinde faizler düşmüş gözüksün, fakat Türk lirası getirisi dediğimiz şey, buna faiz telaffuz edilemiyor. Bunun açığını ben kapatacağım. Ben size garanti veriyorum, ucu açık veriyorum. 2001 Şubat krizinin önündeki bu ahlaki tehlike, bu ucu açık spekülasyon ve her ne pahasına olursa olsun döviz kazanma ve bunun bedelini çok büyük olasılıkla borçlanma, o borçlanmanın getireceği istikrarsızlık ve bunun getireceği yepyeni bir enflasyon dalgasıyla Türkiye karşı karşıya olacaktır. Kısa dönemde bugünden yarına bu dalgalanma her iki yönde de gidebilir. Enflasyonda bir düşme gözükebilir. Fakat 1-2 ay sonrasında bu yıpranmış, tahrip olunmuş dengeler hızla Türkiye'de ciddi bir döviz krizi ve iç borç krizi, bir maliye krizi olmaya, yaratmaya adaydır. Sayın Kuşoğlu, beraber dinledik Erinç Hoca'nın söylediklerini. Son iki dakika, bu anlatılanlar neyi resmediyor ülkemiz adına? İstikrarsızlığı resmediyor. Son günlerdeki, biraz önce Erinç Hocam'ın anlattığı olaylar büyük bir sıkıntı yaratmıştı. Yatırımcı açısından, ticaret erbabı açısından. Kimse önünü göremediği için fiyat veremiyordu. Bir molaya ihtiyaç vardı. Dünkü açıklama o molanın şeyi oldu, habercisi oldu. O fırsatı yarattı. Piyasalar biraz rahatladı. Fiyat verecekler, fatura kesebilecekler, mal alım satımı olacak. Yılbaşı öncesi çok da ihtiyaç vardı aslında ama dediği gibi Erinç Hocam'ın birkaç ay sonra, yani Ocak ayı içerisinde, Şubat'ta yeniden bu istikrarsızlığı maalesef yaşayacağız. Çünkü hiçbir önlem alınmamış vaziyette. Tam tersine yapılanlar bu istikrarsızlığı daha da artıracak
güvensizliği, piyasadaki güvensizliği daha da artıracak işler. Doğru işler değil bunlar. Bu şekilde ekonomiyi götüremeyiz, maalesef götüremeyiz. Bunun farkı